Sen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bakılırsa asgari ücret çok yüksek ülkemizde. Hatta dünyanın en yüksek asgari ücretlerinden biri. Ama işte ne alabiliyoruz o asgari ücrette? O kısmını hiç düşünmüyor Bakan Şimşek. Diğer yandan Vedat Işıkhan da açık açık söylemişti. Ara zam yok demişti. Yılbaşına kadar bir düzenleme yapmayacağız demişti. Şimdi asgari ücretliler fiyatlar sürekli artarken, ki bakın ENAG'a göre %113 bu yılın artışı. TÜİK'e göre en son baktığımızda %75. Onların ücreti hiç artmayacak. Böyle bir sanat, böyle bir mucize bekliyorlar asgari ücretliden. Fiyatlar artacak. En fazla, en iyi ihtimalle artış hızı yavaşlayacak. Hiçbir zaman eski fiyatlara dönmeyeceğiz. Ama asgari ücretli aynı maaşla bu ortamda geçinmek zorunda. 17.002 lira alıyorlar. Mehmet Şimşek'in çok yüksek dediği asgari ücret bu. Şimdi büyük şehirlerde bakıyoruz, 15 bin liranın altına kira mümkün değil. Verdik 15 bin lirayı kiraya. Ne kaldı? 2002 lira. 2002 lira artık ulaşımınıza mı yeter? Mutfak masrafınıza mı yeter? Çoluk çocuğun masrafına mı yeter? Bilmiyoruz. Mehmet Şimşek yüksek diyorsa vardır herhalde bir bildiği. Sokağa çıktık, mikrofon uzattık. Asgari ücret diye. Bir teklifleri var Mehmet Şimşek'e de iktidara da. Yeterliymiş. Gelsin kendisi alsın o parayı. Alsın kendisi geçinsin onu. Geçinsin, ben hiç maaş almayacağım devletten. Hani bu kadar olur mu yani? Ayıp yani. 17 bin 2 lira bir ay yeter mi bir asgari ücret diye? Yetmez. İki pazara git, tamam, bütün işin. İki pazarda. Benim 1000 tane oyum olsa bir oy vermem onlara. Tasarrufa gelince tasarruf yapın. Kendileri tasarruf yapıyorlar değil mi? Çok güzel tasarruf yapıyorlar. Özel uçaklarla, özel arabalarla, 50 milyonluk arabalarla geziyorlar. Şimdi o Maliye Bakanı 49-50 bin lira maaşına zam yapıyor. Emekliye gelince bir şey yok. Ben geçinemiyorum ya. Geçinemiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücrete sahip olduğunu ve asgari ücretin yeterli olduğunu açıkladı. Çarkı her ay 17.002 lirayla döndürmeye çalışan asgari ücretli, Bakan Şimşek'in sözlerine tepki gösterdi. Ayıp ya. Gelsin, ben vereceğim o parayı. İkimiz sizin vereceğim. Geçinsin bakın, geçinebilecek mi? Ben şunu sormak istiyorum bir de Mehmet Şimşek'e. Biz Mehmet Şimşek'e 17 bin asgari ücreti, ne kadar 17 bin küsur, onu verelim. 2 ay kendi geçinsin ama kirada oturacak. Bakalım oluyor mu? Tek başına dahi olsa yapamaz. 2 ay geçin, 2 ay. Ben daha fazlasını vereceğim ona. Bir kira olmuş zaten 17 bin. Evde 2 nüfus veya okutacak çocuk neyle okuyacak, nasıl okuyacak? Asgari ücret yeterli değildir. 17 bin lira, bugün kira 15 bin liradan başlıyor. Yani okuyan bir çocuğu varsa masraflar o biçim. Yani benim bugün kızım üniversiteye gidiyor. Yeterli değil yani, asgari ücret gerçekten yeterli değil. Yani ben şimdi kendim yeni mezun oldum Koç Üniversitesi'nden. Şu an eve bakıyorum. En ucuz 18-20 bin lira zaten. O yüzden kira vererek bitti yani. Kendisi ne kadar maaş alıyor? Onu önce bir söylesin. Yani 600 tane milletvekili var. Ne yapıyor? Neye yarıyor yani? 600 tane milletvekilinin maaşını alsınlar. Bütün böyle giderleri bir toplasınlar bakayım, ülke ne hale gelmiş. Ya kimse geçinemiyor ne asgari ücretine. Bir ev kirası olmuş 16-17 bin lira para. Ya yemin ediyorum, ben 60 milyar maaş alıyorum, geçinemiyorum. Kendi motorumla çalışıyorum. 3 tane çocuğum var, ben yetişemiyorum. Asgari ücret ne yapsın? Asgari ücret diye zaten bitti yani. Devlet...